Evet, yani MYK toplantımız devam ediyor ama ben şu ana kadar değerlendirilen bazı başlıkları sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle tabii gündemdeki bazı konularla ilgili MYK üyelerimizin değerlendirmelerini aldık. Kudüs konusu, Filistin konusu bugün neredeyse medyada ana başlık olarak gözüküyor. Kudüs konusunda şüphesiz biz Orta Doğu'da bütün sorunların barışçı yollarla, diyalogla çözülmesinden yanayız. Trump'ın tavrı, Amerika'nın tavrı ne kadar kabul edilemezse aslında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın deklare ettiği yaklaşım da o kadar yöntem olarak sorunun esasını çözme kapasitesinden uzaktır. Bir kere bu yaklaşım başlı başına sorunun esasını örtmeye yönelik bir rol oynayacak. Çünkü Filistin sorunu birçok boyutuyla, göçmen sorunu boyutuyla, işgal edilmiş topraklar sorunu boyutuyla, insan hakları ihlalleri boyutuyla can yakmaya devam ediyorken sadece Trump'ın yaptığı son açıklamanın bir karşısında pozisyon almak sorunun büyük kısmıyla, asıl temel kısmıyla ilgilenmemek onu göz ardı etmektir. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi birçok ülke aslında bu sorunun bir parçasıdır. Çünkü bu sorun ne yazık ki sadece İsrail ile Filistin arasında bir sorun değil, hem bölge dışı ülkelerin bugüne kadar uyguladığı politikalar hem de bölgede birçok rejimin, birçok iktidarın Filistin sorununu sadece iç politika aracı olarak kullanma eğiliminin bir yansımasıdır, parçasıdır. Yani kesin ve net biçimde şunu ifade etmemiz gerekiyor ki Filistin sorununun çözümünde yani diyalog yolu, barışçı yöntemler ve Filistin halkının talepleri dışında mekanizmaları bir çözüm alternatifi olarak sunmak, bundan medet ummak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Biz İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini sahici, ciddi, etkili ve sonuç doğurabilecek bir irade ortaya koymaya çağırıyoruz. Kamuoyunu da özellikle manipülasyona dönük, iç kamuoylarının algılarını yönetmeye dönük yaklaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Filistin sorunu asla tek taraflı restlerle ve küçük siyasi hesaplarla ele alınabilecek bir konu değildir. Filistin sorunu 1948'den bu yana geldiği nokta itibariyle Orta Doğu'daki birçok ülkenin kendi yaklaşımlarını sorgulamaları gereken bir sorundur. Eğer İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, devlet yönetimleri bu konuda kendi yaklaşımlarıyla yüzleşen bir pozisyon geliştirmezlerse, buna dair bir tavır ortaya koymazlarsa ne yazık ki Filistin'de daha çok kan akmaya devam edecek, daha çok insan hakları ihlali yaşanmaya devam edecek. Biz bu konuda özellikle parlamentoda grubu bulunan partilere de bir çağrıda bulunuyoruz. Mavi Marmara ile ilgili uluslararası anlaşma geçtiğimiz yıl Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi, onaylandı ve bizim partimiz dışında, HDP dışında hiçbir parti o metinde Kudüs ifadesinin geçiyor olmasını önemseyerek hayır oyu kullanma ihtiyacı duymadılar. Eğer Ankara'nın muadili Tel Aviv ise, yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Kudüs'ün başkent olmadığı konusunda ciddiyse, samimiyse, o halde geçen yıl bu anlaşmanın metninde Kudüs yazılmış olması neden kimse tarafından önemli görülmemiş, gizlenmiş, örtülmüş ve asla Kudüs'e dair bir statü arayışıyla bunun ilgili olmadığı iddiasının arkasına saklanılmıştır. Biz uzun bir süredir hükümetin bu konuda çok net, çok kararlı bir tavır içerisinde olmadığını, bu konuyu tıpkı Trump gibi bir iç politika malzemesi aracı haline getirdiğini, tıpkı diğer Körfez ülkeleri gibi Filistin sorununda elindeki gücü,
imkanları kullanmak, onları harekete geçirmek yerine sadece kamuoyundaki tepkiyi, öfkeyi, haklı itirazları manipüle etme niyeti taşıdığını ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, eğer siz İsrail'in bir terör devleti olduğu konusunda samimiyseniz, o takdirde ticari, diplomatik bütün ilişkilerinizi gözden geçirirsiniz. Ama içeriye dönük bu tip sözler söyleyip bunun gerektirdiği hiçbir adımı atmazsanız, İsrail hükümeti de, İsrail'deki siyasi iktidar da bu konuyu çok önemsemez. Nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı'nın deklarasyonu bu anlamda çok büyük bir kaygı, bir endişe oluşturmadı. Çünkü bu hükümetler Filistin konusunda şimdiye kadar hep ikircikli yaklaşım içerisine girdiler. Kapalı kapılar ardında uluslararası platformlarda farklı yaklaşımlar sergilediler. Ama iç kamuoyularını başka türlü manipüle ettiler. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı Orta Doğu'da İslam dünyasında kanayan yaralarla ilgili ciddi bir irade ortaya koyacaksa galiba Kudüs kadar Yemen'de sivillerin ölümüne de yine başka coğrafyalarda yaşanan insani dramlara da duyarlı olmak zorundadır. Yine değerli arkadaşlar, toplantıda dün mecliste genel kurulda tartışmaya vesile olan Kürdistan ifadesiyle ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Biz bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Çok net, çok açık biçimde ifade ediyoruz ki eğer bize tepki gösterenler birazcık inceleme zahmetinde bulunurlarsa Kaşgarlı Mahmud'un haritasından bu yana bundan yaklaşık 500 yıl önce yayınlanmış Osmanlı fermanlarından bu yana Kürdistan ifadesi çok net biçimde kullanılmaktadır. Elbette daha öncesi de var ama Türkiye hükümetinin bu belgeleri, bu dönemin en azından tanımlamalarını önemseyeceğini düşündüğümüz için bu göndermeyi yapıyoruz. Yine 1920'li yıllarda değerli arkadaşlar meclis tutanaklarında 4 yıl içerisinde yani 1924'e kadar, 23'ün sonuna kadar tam 4000 civarında Kürdistan ifadesinin geçtiği konuşmalar yapılmış. Yine Mustafa Kemal'in bu meclisin açıldığı ilk dönem yani 20-24 döneminde yaptığı yazışmalarda, konuşmalarında, nutuk dahil olmak üzere 18 yerde Kürdistan ifadesi geçiyor. Dolayısıyla dün verilen tepki aslında meclisin kendini inkarıdır. Eğer zahmet edip nutka baksalar, meclis başkanlığının armağan ettiği, dağıttığı orijinal nutka baksalar ya da hemen ulustaki ilk meclisin duvarlarında asılı olan milletvekillerinin kimliklerinin altlarındaki seçildikleri bölgeyle ilgili ibarelere baksalar ya da hiçbir şeye bakmıyorlarsa Erdoğan'ın birkaç yıl önce yaptığı konuşmalarda geçen ibarelere baksalar Kürdistan ifadesinin bizim icadımız olmadığını, siyasi polemiklerin ötesinde asla bir kamplaşma konusu değil, bir gerçekliğin görülmesi, kabul edilmesi ve ancak bu şekilde birlikte barış içinde yaşamın koşullarının oluşturulmasına bu tavrın hizmet edeceğini anlarlar. Değerli arkadaşlar, yine bugün görülmekte olan davalar var. Yani Kars'tan Manisa'ya kadar birçok ilde tutuklu yöneticilerimiz bugün yargılanmaya devam ediliyorlar. Bazıları 2 yıldır ilk defa mahkemeye çıkarıldılar. İddianameleri henüz yeni hazırlandı. Yine Sayın Demirtaş'ın bugün Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebiyle duruşmaya getirilmesi konusunda jandarmanın verdiği cevap var. Çok ilginç. Daha önce de jandarma mahkemeye getirilme talebine, yani mahkemenin talebine, mahkemenin girişimine muhiti çok geniş. Dolayısıyla da korumakta zorlanırız cevabı vermişti. Şimdi de görev yoğunluğunu gerekçe göstererek Sayın Demirtaş'ı mahkemeye götüremeyeceklerini beyan ettiler. Bir kere tabii yani mahkemeler ne anlam ifade ediyor? Bunu göstermesi açısından bu yaklaşım, bu cevap son derece dikkat çekici. Hangi görev yoğunluğu içerisinde jandarma? Doğrusu
Onu da merak ediyoruz. Çünkü yani mecliste 3. Büyük Parti'nin eş başkanı bir taraftan yargıdan kaçıyor diye propaganda yapılırken, öbür taraftan şimdiye kadar görülen 95 duruşmaya getirilmemiş olması, 400 gün geçmiş olmasına rağmen, tutukluluğunun üzerinden geçen bu uzun süreye rağmen hala hakim karşısına doğrudan çıkmamış olması son derece dikkat çekici bir durum. Yine değerli arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye hükümetinin gönderdiği savunma son derece dikkat çekici. Hiçbir hukuki normu ve standardı dikkate almayan, iç hukuk yollarında kullandıkları argümanları, kendi kendini kandırma argümanlarını aynen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de savunma diye göndermişler. Değerli arkadaşlar, savunmanın esasında iki vurgu var. Bizim üzerinde durduğumuz, değerlendirdiğimiz. Birisi, tutukluyken de milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılabildiklerini, katılabileceklerini iddia ediyor Türkiye hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde. Şimdi cezaevindeki uygulamaları burada tek tek saymak istemiyorum ama haftada iki gün posta, o da denetlenen, okunan, incelenen posta imkanlarıyla mı yasama faaliyetine katılacak? Yani bu aslında hükümetin kendisinin yasama faaliyetlerini nerede gördüğünü, ne kadar ciddiye aldığını, ne kadar önemsediğini ifade etmeye yetiyor. Yine bir başka ilginç vurgu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilen savunmada. Diyor ki, tutuklama yapılmasaydı şiddet artacaktı. Şiddet eylemlerine katıldıkları için şiddeti önleme gerekçesiyle tutuklandılar. Değerli arkadaşlar, birçok milletvekilimizin, eş başkanımızın, ben dahil arkadaşlarımızın tutuklanma nedeni olan dosya 2014'e ait 6-8 Ekim eylemleridir. Şimdi 2014'te gerçekleşmiş bir eylemle ilgili 2 yıl sonra tutuklama yapıp şiddet eylemlerine müdahale diye bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne anlatırsanız, bunu savunma diye gönderirseniz, sadece bu tavrınızın bedelini, faturasını bütün Türkiye ödemek zorunda kalır. Böyle bir ciddiyetsizlik, böyle bir yaklaşım olamaz. Yani eylemler 2 yıl önce başlamış. İşte bazı kayıtlara göre 1 hafta 10 gün ama resmi kayıtlara göre 3 gün sürmüştür. Dolayısıyla 6-8 Ekim 2014'te biten eylemlerin 2016'daki tutuklamalarla önlenmesi, durdurulması hiçbir ciddiyet içermemektedir. Yine birkaç gündür değerli arkadaşlar, sırf Türkiye'de kan dursun dedikleri için 1000'in üzerinde akademisyen görevlerinden alınmış ve haklarında soruşturma açılmıştır. Onların yargılamaları devam ediyor. Çok ilginç biçimde aslında akademisyenler altına imza attıkları bildiride çok net bir tutum ortaya koymalarına rağmen mahkemelerde hakimler onları başkaca şeyler söylemeye zorlamaktalar. Bir takım yaklaşımlarını açıklamaya zorlanmaktadırlar. Bu yargılama da değildir. Bu akademik özgürlüğe, akademiye saygı da değildir. Yine değerli arkadaşlar, yani Türkiye ile doğrudan ilgili olmasına rağmen resmi ciddi hiçbir açıklama yapılmadığı için Rıza Zarrab davasına biz bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Sonuçta o dosyada geçen ifadeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmiş ve o zaman dosyada gizlilik olduğu için fezlekeler okunmadan oylanarak komisyon kurulmaması kararı çıkartılmıştır. Şimdi dosyaya gizlilik koyup okunmayan, içeriği bilinmeyen fezlekeleri oy çokluğuyla sadece el hesabına, parmak hesabına güvenerek reddederseniz bu bir gün önünüze çıkar. Türkiye kendisi etkin ve adil bir yargılama yapmadığı için şimdi bir Amerikan mahkemesinde bütün ayrıntı deşifre olmaktadır. Bunun önüne geçmenin yolu hem içeride yargılama sürecini bir an önce başlatmak, inandırıcı, güvenilir, yolsuzluklarla mücadele konusunda duyarlılık içeren bir yargılama sürecini başlatmaktır ve şüphesiz siyasi etik açısından da kamuoyuna sağlıklı bir bilgi vermektir. Duymazlıktan gelmek, görmezlikten gelmek ya da olayı sadece şarlatanlık diye tarif etmek bu işin vehamet düzeyiyle izah edilemeyecek bir noktadadır.
Bugün değerli arkadaşlar Cizre ve Sur'da sokağa çıkma yasaklarının ilan edilişinin üzerinden 2 yıl geçti. 14 Aralık 2015'te bu iki şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yani çok ağır bir travma, çok büyük bir insani dram yaşandı. Hala yaşanmaya devam ediyor. Cizre'de 79 gün, Silopi'de 484 gün iki kez ilan edildiği için sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ve bu şehirlerin şu anki durumu ne yazık ki Türkiye'nin gündeminden de saklanıyor. Yine değerli arkadaşlar, meslek örgütlerinin İzmir'de olağanüstü hale karşı düzenlemek istedikleri 23 Aralık tarihli OHAL'le ilgili miting, OHAL gerekçe gösterilerek yasaklandı. Bu aslında Türkiye demokrasisinin, Türkiye'de örgütlenme ve ifade özgürlüğünün geldiği noktayı ortaya koyan çok ironik bir durumdur. OHAL'i protesto için, OHAL'e tepki için miting düzenlemek istediğinizde bile OHAL gerekçe gösterilerek miting iptali söz konusu olabiliyor. Değerli arkadaşlar, son olarak kongremizle ilgili bir iki noktayı sizlerle paylaşmak isterim. Bugün itibariyle parti meclisimizde alınan karar doğrultusunda MYK'mız kongreyle ilgili bir komisyon oluşturacak ve bu komisyon şu ana kadar hazırlık niteliğinde strateji komisyonumuzun, alt komisyonumuzun yürüttüğü planlamaları somut bir karara bağlayacak. Biz özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu politik durum, HDP'nin kurulduğundan bu yana geçen 5 yılda yaşanan değişim, HDP'nin son genel kurulundan 2 yıl içerisinde yaşanan değişimi değerlendirecek ve nasıl bir politik tutum, nasıl bir politik dil geliştirilmesi gerektiği, Türkiye'nin sorunları karşısında HDP'ye nasıl bir rol, nasıl bir sorumluluk düştüğünü çok cesur, açık tartışma platformlarında değerlendirecek ve derleyeceğiz. Hem farklı toplumsal kesimlerle, emek alanından inanç gruplarına kadar birçok kesimle arama toplantıları, yuvarlak masa toplantıları yapacağız. Partimizle ilgili eleştirileri, önerileri alacağız. Hem de 6'sı konferans biçiminde, 2'si bölge toplantısı biçiminde olmak üzere yerel toplantılarda partililerimizin önerilerini, değerlendirmelerini alacağız. Ardından merkezi olarak hem bir kadın konferansı hem de genel konferans yapacağız ve kongreye dair, kongre sürecimize dair hazırlıklarımızı böylece tamamlamış olacağız. Biz bu süreçle ilgili ayrıntılı takvim ortaya çıktıkça da zaten kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Benim şu anda sizlerle paylaşabileceğim şeyler bunlar. Eğer sizin sorunuz yoksa toplantımız devam edeceği için ben de bitireceğim. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bitirdik o zaman. Evet. Dinliyorum sizi. Ne zaman olacak kongremiz? Yani Şubat ayının ilk haftalarında olacak. Henüz salon netleşmediği için evet, Şubat ayının normal olağan tarihinde yapılacak. Bir Mayıs'ta olağanüstü yapmıştınız da. O olağanüstü tarihi biliyorsunuz olağan kongreleri bağlamıyor. Bizim tüzüğümüzde Ocak ayının sonu olarak belirlendiği için birkaç hafta içerisinde olağan tarihinde yapacağız. Şubat gibi.